Yo 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 hepiniz var ben Yacan bugün sizlere başlıktan da görebileceğiniz üzere bir dramıyla ile sizlerleyim. Bilmiş olduğunuz üzere CSR ne kadar uzun zaman sonra ilk büyük güncellemesini getirmesine rağmen hype yaptı iyi hoş. Fakat benim video çekmeye çok fazla bir vaktim olmadı. Fakat dramaları unutamadığımı ve üstünden geçmekten nefret ettiğimi biliyorsunuz. Bu yüzden bir drama videosu ile sizlerleyim ve bu videoda birazcık şöyle bir uzunlukta belli başlı küfürlerim olacak böyle şeyler yapan insanlara. Normalde bu arada ciddi anlamda Loba ve bir adet Türk vatandaşıyla geçen bir muhabbetimiz var burada ve normalde lobiyi ben ciddi anlamda sevmiyorum arkadaşlar. Hani Yayıncı olarak da sevmiyorum, kişisel olarak da sevmiyorum. Fakat Loba'nın doğru yaptığı birkaç bir şey var hayatında. Ve bu doğru yaptığı birkaç bir şeyden bir tanesi ciddi anlamda ihtiyacı olan insanlara yardım etmekten çekinmeyen bir isim Loba. Bu daha önceden bir sürü kez yaptığını biliyorum bu ara Loba'nın. Public olarak paylaşılmasını da ben bu ara bu tarz durumlarda doğru buluyorum. Sebebini anlatacağım zaten. Öncelikle tüm olayları sıfırdan başlayalım. Bir adet Türk arkadaşımız var. Hatta e, tabirinizi rica etmek istersek orul orul bir orospu çocuğu var arkadaşlar. Bu bize diyor ki Öhö, öhö ben hastayım. E, Loba bana yardım et. Benim hastane borçlarım çok fazla var. E, tümörüm oluşmuş. Şuramda tümörüm var. Buramda tümörüm var. Bana para lazım diyor. Ve belli bir post atıyor. Ve Loba da buna dayanamıyor ki ciddi anlamda saygı duyarım. Lobayı dediğim gibi çok sevmeyen birisi olmama rağmen bu tarz konularda çok saygı duyan bir insanım. Ve burada diyor ki 2400 dolarlık bir şeye ihtiyacı varmış. Ben 1 dolarını gönderdim önden inandım dedi ve daha fazla yardım edebileceğimiz bir konu varsa dedi kalan bu 1400 doları içinde yayın açacağım dedi ve yayında toparlayıp göndereceğim dedi. Ondan sonra zaten burada görebilirsiniz. <laughs> Fakat arkadaşın yaptığı bir yanlış bir şey vardı ki emin olun ki bu doğru bir şey olsaydı ben seve seve videomu çekerdim ve lobaya bu konuda yardımcı olurdum çünkü nasıl olsa Türk bir izleyicisi. E, yabancı yayıncıdan toplanacağına benim gibi başkaları gibi bir sürü Türk yayıncı YouTuber var. Kolayca toplayabileceğimiz bir miktar. Çünkü 2400 dolar ciddi anlamda düşünüldüğü kadar abartılacak kadar bir şey değil. Hani düşündüm. Postu gördüm. Lan dedim ne güzel bir şey yapmış Loba. Dedim belki buna özel bir video çekeriz. Özel bir donate muhabbeti açarız. Hani ben yayın yapmaktan sevmiyorum. Fakat hani hepiniz burada CS muhabbetini yapıyorsunuz. Böyle insanları... Mutlu edebiliyorsak, yardımcı olabiliyorsak sağlık her şeyden daha öte diye düşünüyordum. Sonra girdim, posta baktım. Lan dedim bu orospu bu çocuğu nasıl fakeleştirmiş her şeyi dedim. Profili falan göstermeyeceğim. Ee, burada yazıyor isim soy isim ama özel olarak profili göstermeyeceğim. Fakat profildeki olan tweetlerin yarısı şöyleydi. Ali biçim Antalya e geliyormuşsun. uçalım mı kliplere bilmem nelere. Arkadaşlar hani benim çok fazla yakın arkadaşım da oldu. Aile bireyim de oldu hastanede yatan. Kendim de oldum hastanede uzun zamanlar yatan. Ve hani hastanedayken gelip tweet atıp o şurada kulüplerdeyim burada kulüplerdeyim şöyle eğleniyorum böyle eğleniyorum diye kimse tweet atmıyor. Atan varsa yorum yapmıyorum ama normal insanlar atmıyor. Ben zaten birkaç gün önceki tweetleri gördükten sonra aha dedim burada bir problem var. Burada bir şaibelik var dedim. Şimdi arkadaşım profili bu. Hiç çekinmeden de gösteririm çünkü umurumda değil. <laughs> zaten arka planı gördükten sonra dedim bu arkadaşın niye para ihtiyacı olduğu da belli dedim. Arka planı gördüm dedim. Aha dedim. Ee, yanlış bir şey yapmış Loba. Şimdi postun kısacası sistemi şu şekilde gösteriyor. Diyor ki benim acil bir şekilde 2700 dolara ihtiyacım var diyor. Ve tüm ee, şeylerimin nasıl diyeyim buna. Ben bir özel hastanede kısacası ameliyatta olmam gerekiyor diyor. Bu tedavi özel hastanede görmem gerekiyor diyor. %70'in sigorta karşılığı diyor ve kalan %30'u da 2700 dolar ediyor diyor. Buna ihtiyacım var diyor. Kısacası kendi işte Paypal'ını, kriptosunu ıvırını zıvırını atmış. Loba'yı etiketlemiş ve Loba da buna 1000 dolar e, kripto üstüne göndermiş bu arada. Ve sadece Loba değil birkaç kişi de böyle Solana falan göndermiş 300-400 dolarlık. Yaklaşık olarak 1500-1600 dolar kendini çıkarmış arkadaş buradan. Ve burada ilgimizi çeken ilk noktalardan bir tanesi kendisinin tümör problemlerini gösterdiği e, şeyler oldu. Neden ona? Röntgenler oldu, x rayler oldu. Ve burayı da insanlar hani bunu ben bulmadım. Vallahi insanlar bulmuş. Helal olsun bulan insanlara da. Direkt gösterdikleri noktalarda şunlar olmuş. Demişler ki ben bu görselleri Google'a koydum. 448 adet aynı görselden çıkıyor. 13 adet diğer aynı görselden çıkıyor. Hatta birden fazla Türk web sitesinde işte akciğer kanserinin belirtileri tarzında kullanılan görseller var. Ve görmüş olduğunuz üzere görsellerin kullanışını görüp ve şuradaki postan da Görmüş olduğunuz üzere birebir aynı şeyler. Ki bir sürü daha kanıt var da gelip her şeyi koyup sizleri sıkıştırmak istemedim. Burada da işte kendisinin fotoğrafını koymuş hastanedeyken ve bir tane invoice dediğimiz fatura koymuş. Şimdi arkadaşlar benim babam muhasebeci. Ve ben ne yazık ki bu tarz şeylerden gereksiz yere fazla anlayan birisi olarak söylüyorum. burada iki adet faturamız var ki neden fake olduğunu anlatayım. Şimdi hayatınızda hastane faturası gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Fakat hastane faturasında hiç kimse muayene ücreti yazıp 330 bin lira koymaz arkadaşlar. Bu kadar basit bir invoice şekli olmaz. Çünkü siz bilgisayar almıyorsunuz. Siz bilgisayar almıyorsunuz. Siz bilgisayar aldığınız zaman bile toplama bir bilgisayar aldığınız zaman bile laptop değilse 8-9 adet tüm parçasını teker teker ayrıntısıyla yazar. Hastanede sistem aynı şekilde işliyor. Yapılan teker teker teknik e, tek, Teknik mi deniliyor? Teknik deniliyor sanırsam. Tekniklerin gerekli her şeyi teker teker yazılır. KDV oranı %20 olmaz çünkü lüks bir harcama değildir hastane bilmiş olduğunuz üzere. Ee, bunu da ben size öğretmeyeyim lütfen yani kaç yaşına geliyorsunuz bazılarınız. Ve gerekli noktalarda belli başlatalar yapılmaz. Şimdi <laughs> burada numara gözükmüş yok TC gözükmüş bilmem ne gözükmüş umurumda değil arkadaşlar. Bakın gelip arkadaşı rahatsız etmeyin bu kadar şerefsiz olmayın. Fakat ben genelde kendi fikrimi bu konuda net bir şekilde savunuyorum ki yüksek ihtimalle bunların büyük bir çoğunun da sahte olduğunu inanıyorum bu arada merak ediyorsanız gelip özel olarak araştırmadım normalde yaptığı bir şey tamamen yasal değil fakat dolandırıcı e, gösterecekse dolandırıcı göstermeyi tercih ederim şimdi bizim ilgimizi çeken noktamız tamamen şurası arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Burada hangisi internet bilgisi ve hizmetleri yazılıyor ve burada web sitesi hangikredi.com yazılıyor. Şimdi hangikredi.com'u ne şekilde kullandığınızı bilmiyorsanız ben size örnek bir şekilde vereyim. Siz kredi çekeceksiniz. Kredi skorunuza ve puanınıza bakmanız gerekiyor. De kredi çekeceksiniz. Hangi banka size en iyi şekli veriyor? 70-80 TL gibi bir ücret arkadaşlar. Hangi kredi tarzındaki web siteler var? Bunlara giriyorsunuz. Bu arada kameramdan tam göremiyor olabilirsiniz. Bu, bu tarz sitelere giriyorsunuz. Ve bu tarz sitelere girdikten sonra da işte... Kredi skorunuz şu puanda şu kadarlık krediyi sallıyorum yapı krediden alabilirsiniz alamazsınız tarzında bilgiler veriyor sizlere. E, kendi indeksinizi görebiliyorsunuz kısacası. Buradaki en büyük ilgimizi çeken nokta bu oluyor. Eğer şif fatura fakat burada imza var ve gene hangi krediden imza var? Burada aşağı doğru indiğimiz zaman burada KDV oranı %20'de görüyorsunuz. %20 lüks KDV oranıdır arkadaşlar. Ee, yani siz bilgisayar alacağınız zaman, kıyafet alacağınız zaman lüks alırsınız. Fakat örnek veriyorum. Su alacağınız zaman, yemek alacağınız zaman %1 oluyor, %10 oluyor. Bunlar değişebiliyor. Sağlık hizmetine gene değişen e, KDV oranları var operasyon lüks olup olmadığına bakılıyor diye biliyorum doğru biliyorsam ee, onun dışında burada direkt sağlık muayenesi ücreti yazıyor KDV oranı %20 oldu özel olarak belirlenmiş ve burada görmüş olduğunuz üzere e, 330 bin liralık bir noktamız var e, totalde hesabımız var diyebiliriz burada onun dışında gelip belgin oğullarının düzenlenme tarihlerini falan doğru olduğunu inanıyorum yani benim kendi fikrimce yüksek ihtimalle indeks fiyatına bakarken bu fatura geldi. Bunu da F12 ile ya da basit bir Photoshop düzenledi. Aşağı indiğimiz zaman ilgimizi çeken diğer nokta şey ise burada arkadaşın da belirttiği üzere normalde 330 bin e, 328 nasıl okunacağını bilmiyorum rakamın. Türkçe rakamları çok iyi okuyamıyorum. işte 330K'lık bir ücretimiz var burada. Fakat burada görmüş olduğunuz üzere e, yalnız 330 1372 Türk Lirası olarak yazıyor. Ve burada anlayabileceğiniz üzere. benden daha iyi Türkçe bilen herkes olduğu için. Burada yanlış bir e, hesaplama var. Ve bunun da belgenin yanlış olduğu görülüyor. Ekstradan. Burada. E, şurada şey yazıyor. Yanlış bir hesaplama olduğu için de. Burada belli bir, bir yanlışlık var. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Fakat. Kısacası hani bir belgenin doğruluğunu kontrol etmek istiyorsanız ödenecek tutarla buradaki yazılı ödenecek tutarın birebir aynı olması gerekiyor. Çünkü aynı değilse ben yazılıyı okuyabildim bunu okumayı bilmiyorum der insan. Mahkemeye gider bunu öder ve böylece de e, aradaki farkı ödemek zorunda kalmaz gibi de düşünebilirsiniz. Sonra e, her şeyin sonunda arkadaşlar loba bu postu e, silmiyor fakat yapan şey... Sahibi bu postun sahibi direkt bu postu siliyor. Ekstradan Twitter'ın da yeni özelliği sayesinde kameramına birazcık düzelteyim. Buraya direkt işte bunun bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyorlar. Onun dışında aşağıda Loba zaten kendisini direk şurada yazıyor. Arkadaşlar ona güvendim. Herkesin sahtekarlık ve dolandırıcılık yapabileceğini biliyorum. Sattı ise benim hatam Sahte olduğu için mutluyum ve onun iyi olduğu için mutluyum. Sattı değilse de adama yardım edin. Her şey sana bağlı her şey size bağlı. Ona ve gösterdiği belgelere güvendim diyor ki hani Montenegro'da yaşayan birisi olduğu için Loba'nın da Türk belgeleri, Türk invoice'larına, Türk faturalarına birebir hakim olacağını ben de düşünmüyorum bu ara. Bana birisi yurt dışından gelse böyle bir şeyle de gelse belgenin resmi olup olmayacağını gösterebilirim. Hatta hesabı şu an gözümün önüne kapattı. E, bu postun sahibi şu anda görmüş olduğunuz üzere hesap kilitliydi artık hesap da kapandı. Ben bu arada hani Postun orijinalini hatırlıyorum ben bu videoyu gece 4'te çektim fakat e, silinmişti daha doğrusu mikrofonunda bir problem çıkmıştı fakat postun altında arkadaşın şöyle bir yazdığı bir şey var bu parayı hak, e, hakkım olmadan almaktansa iade etmeyi tercih ederim lütfen bana adresini yüzü gönderin parayı iade edeceğim tarzında bir şeyler saçmalamıştı alt, altında ve Böyle de bir muhabbet olduğu için gönderdim mi göndermedim mi bilmiyorum. Loba'nın da bu tarz konuda bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Çünkü 1000 dolar e, Loba gibi bir isim için çok büyük miktarlarda bir paralar değil. Çünkü e, betting sponsor alan bir insan doğal olarak Loba ve bu yüzden çok önemli bir miktarlar olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı çok güzel bir şey. Ama mesela bir daha Türklere karşı gerçekten Türkiye'den birisi hasta olsa gerçekten bir para ihtiyacı olsa herhangi bir... E, CSE'niz alıp yardımcı olmaya çalışır mı ya da e, Türk bile Türk birisi bile yapmak ister mi çok büyük bir soru işareti oluyor. Bu tarz sizin yapacağınız şerefsizlikler 30-40 bin lira çalışıp kazanmaktan oturup yerde kazanmanız e, için yapacağınız şerefsizlikler sadece arkadaşlar kendi ırkımıza, milletimize ve ciddi anlamda oyundaki olan ya da belki de gelecekte yardımcı olan insanlara yardımcı olmayı kapatan bir durum hatırlarsınız bu deprem muhabbetinde de oldu bir sürü dolandırıcı çıktı dolandırıcıların her türlüsü çıktı ve hani insanlar depremli bile para atarken daha büyük kuruluşlara atmayı tercih etti hatta daha büyük kuruluşlara atarken bile insanlar daha bir kıldı aynı şekilde gelecekte olur örnek veriyorum ya benim bir ihtiyacım çıkar sallıyorum ciddi anlamda benim çok büyük bir sağlık problemim çıkar Cebimde para olmaz. 5 milyon, 10 milyon liralık bir şey çıkar. Belki ben de böyle bir şey yapacağım. Ya kim bilir. Hani siz de yapabilirsiniz belki böyle bir şey. Ve sizin insanlar nasıl güvenecek? Böyle bir olay olmuş. Bunun gibi bir sürü olay var. Fakat gözümüzü çarpan ve en yakın zamandaki muhabbet bu olduğu için doğal olarak buna odaklanacağız. Bunun dışında videonun bir sponsoru var Skins Monkey arkadaşlar. Eğer sevgililer gününe yalnız girdiyseniz merak etmeyin Skins Monkey ile de birlikte girebilirsiniz. Çünkü Skins Monkey'nin güzel kampanyaları var. Şimdi öncelikle eğer siteye yeniyseniz Lego kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 olarak bir takas bonusu var bilmiş olduğunuz üzere. Fakat bunun dışında gene Lego kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonusa sahip olabilirsiniz yükleme bonusuna. Fakat gene de Lego kodunu kullanmak istemeyenler varsa Valentin bonusu dediğimiz bir nokta var. Ve burada direkt e, sevgililer günü sayesinde %35'lik bir bonusa sahip olabiliyorsunuz. Bunun dışında bitmiyor. Freebies kısmımız var. Günlük, haftalık ve aylık olarak çekilişlerimiz mevcut. Fakat bunun dışında e, bildiğiniz site içinde Tinder yapmışlar. Bir konsepte. Hatırlarsınız yıl yılbaşında özel bir çekilişi vardı. Her gün raffle'a katılıyorduk. Belli bir bilet alıyorduk ve belki çıkar diye. Bunun da önümüzde 5 günü mü var arkadaşlar? Önümüzde 5 gün var ve kısacası çıkan profillere tıklayarak raffle'a katılabiliyoruz ve raffle'a katıldığınız zaman belli başlı biletlere sahip oluyorsunuz. Benim şu anda 75 adet biletim var ve 5 günün sonunda da burada görmüş olduğunuz üzere bilet sahiplerine rastgele olarak 13 tane item çekilişle verilmiş olacak. Onun dışında Skins de video sponsorlukları için teşekkür ederim. Videonun da sonlarına gelmeye doğru çalışalım. Dediğim gibi Loba'nın yaptığı şeyi ben doğru buluyorum bu arada. Tabii ki de belgelerin tamamına inanmaması normal ya da anlayamaması normal çünkü adam Montenegro'da yaşıyor. Eee, belgeler Türkçe adam Türk anayasasının Türk faturasını her şeyini ayrıntısıyla bilmek zorunda değil bilemez de. Bu tarz olaylar böyle açlıklar arkadaşlar ne yazık ki dediğim gibi oyundaki profesyonelliğimizden tutun her şey zarar veriyor. Ve gelecekte ciddi anlamda paraya ihtiyacı olup böyle bir konuda yardımcı olan bir yardım almak isteyen birisinin dahi durumu zorlaştıracaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. E, Dilim ben dolayı da bu videoluk özür dileyelim. Normalde küfür ettiğim için çok özür dileyemem. Fakat bu videoda hafif sövdüm. Olur öyle. Olur öyle. Yapabileceğiniz bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.